Merhaba sevgili vizyon izleyicileri. Bu programımızda sağlıkla ilgili konuşacağız ama sağlığın başka bir bölümü. Biraz daha böyle hastalıkları laboratuvarlarda inceleyen, nedenlerini bulan, biraz daha önlemeye çalışan genetik uzmanı bir konuğumuz var. Kendisi hem de Azerbaycan Türk'ü. Kendisine merhaba deyip hemen programımıza başlayalım. Merhaba Nermin Hanım. Merhabalar. Nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Teşekkür ederim. Şimdi genetikle ilgili konuşacağız. Hastalıklardaki rolü nedir? Genetik uzmanları neler yapıyor? Onları konuşacağız ama ondan önce birazcık sizi tanıyalım. Ben Nermin Bakışeleva. Azerbaycan Türk'üyüm sizin belirttiğiniz gibi. Bir tıp doktoruyum. Tıp fakültesini kendi ülkemde bitirdim. Daha sonra burada uzmanlığımı yaptım. Halihazırda İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi'nde doktora yapıyorum. Gene genetik dalında, yani akademisyenlik yolunda ilerlemeye çalışıyorum. Bundan ziyade kendi ülkemde aynı zamanda bir özel klinikte çalışıyorum. Belirli sürelerle gidip geliyorum. Sorumlu olduğum bir site genetik laboratuvarı var. Orada da kendi işlerimizi yapmaya devam ediyoruz. Bu şekilde. Evet. Hastalıklar genelde genetiktir diye konuşurlar ama aslında Bunu biraz sormak istediğimizde genetik hastalıklar nelerdir? Tüm hastalıklar mı genetiktir? Ya genetik dediğimizde aslında çok genel bir kavram genetik. Yani genetiği her şeye sığdırabilirsiniz. Ama genetik hastalıklar dediğimiz bizim genlerimizden, yani kalıtsaldır aslında. Yani bizim genlerimizde oluşan bir mutasyondan, bir bozukluktan kaynaklanan ya da sadece genlerimizde oluşan değil de çevresel faktörler de bunda çok etkilidir. Aslında biz genetik hastalıkları temel olarak, yani çok kaba bir tabiriyle, üç başlık altında inceliyoruz. İşte kromozomal hastalıklar, gen hastalıkları, yani tek gen hastalıkları diyoruz. Bunun dışında multifaktöriyel hastalıklar diyoruz. Kromozomal hastalıklar dediğimiz, biliyorsunuz her insanın kromozomları vardı. Yani zaten biz dünyaya geldiğimizde herkes 46 kromozoma sahip olur. Kadınsa bu XX'dir, erkekse bu XY şeklinde olur. Bu kromozomlarımızda oluşan hastalıklardır. Yani kromozomun bazen tamamı, örneğin Down sendromu gibi, mesela çok bilinen bir hastalıktır Down sendromu. Trisomi 21'de bir kromozom, 21. kromozomun 3 adet olması. Yani bir kromozomun tamamen artışından söz konusu, artışından bahsediyoruz burada. Böyle olduğunda artık bu yeni bir sendrom ortaya çıkarıyor. Yani bu aslında büyük bir anomali gibi de düşünebiliriz. Bunun dışında tek gen hastalıkları vardır. Sadece gende oluşan hastalıklardır. İşte kistik fibrozis gibi, gene çok hani bilinenlerden gitmek istiyorum. Bir de multifaktöriyel hastalıklar vardır. Bunlar hem genetik kökenli oluyor, yani genetiğimizde de bir bu hastalıklarda bir sorunlar oluyor. Artı çevresel faktörler. İşte çevresel faktörler dediğimizde bunu beslenmemizden, yaşam tarzımızdan, sosyoekonomik durumumuzdan, yani hepsi etkiliyor özünde baktığımızda. Bunların birleştiğinde multifaktöriyel hastalıklar çıkıyor. Buna örnek kanseri verebiliriz, en bilinen. Kanser bir genetik hastalıktır ama tamamen genetik hastalık değildir. Burada bazen gerçekten bir kargaşa olabiliyor. Hani baktığınızda diyabet bile genetik hani hastalık sayılıyor. Ya genel baktığınızda aslında her hastalık artık çağımızda böyle ilerlediğinde bir genetiğe doğru gidiyor ve her hastalık gerçekten özünde bir genetik hastalık olabilir temeli araştırıldığında. Şöyle bir şey sorabilir miyim? Şimdi hasta olduğumuzda, örnek veriyorum, diyabet varsa bütün bizim hücrelerimiz, bütün genlerimizde mi oluyor artık o ki bir sonrakine aktarılmış oluyor? Ya şöyle oluyor, bir embriyo oluştuğunda bunun bir kısmını anneden alıyor, birini babadan alıyor. Gelen o anneden ve babadan gelen genlerin diyelim birinde bir bozukluk olduğunda ya da spontan da olabilir. Spontan dediğimiz nedir? Yani anneden de bir şey gelmemiştir, babadan da bir şey gelmemiştir. Embriyo oluştuktan sonra oluşum esnasında da de novo hani oluşabilir. Bu de novo oluşum sırasında da olabilir ve bu bir gende olduğunda aslında daha sonra oluşan hücreyi tamamen etkiliyor. Yani gende bir bozukluk varsa sizin dediğiniz gibi bütün hücreyi daha sonra bütün yani onunla ilişkili olan onunla ilişkili olan organları da etkiliyor ki bunu zaten klinik olarak görebiliyoruz. Yani semptomlarında ilişkili olanları görüyoruz. Zaten sendrom dediğimizde ise, yani sendrom diyorsak, onun birçok etkilediği organlar vardır. Yani birçok semptomlar vardır. Onun tamamını sendrom şeklinde dile getiriyoruz. Cahilliğime verin. Bunu yok, soracağım ama size şimdi merak ediyorum. Çünkü illaki izleyenlerden de merak edenler vardır. Doğmadan önce ya da işte hamile kalınmadan önce o tespit edilebiliyor mu? Veya tedavi edilebiliyor mu tespit edilirse? Evet, bu çok merak ediyor. Burada yanlış
yanlış bilinenler de vardır. İşte hurafeler mi diyeyim, çok yaygın olan hani konuşulanlar da vardır ama şöyle de. Şimdi bu üzerinde çalışılan, hani yapılan, hatta günümüzde de çok yapılıyor. Tüp bebek dediğimiz gibi bir yöntem var. Bu tüp bebekte yapılan bir şeydir. Yani bunu öncelikle bir anlayalım. Hani in vitro olarak bir işlem yapılıyor. İşte kadından yumurta hücre alınıyor uzun bir işlemlerden sonra. Erkekten de sperm alınıyor. In vitro şekilde bir döllenme gerçekleşiyor ve embriyo oluşuyor. Oluşan bu embriyonun 3. gününde, yani 5. gününde hatta bu blastomer aşamasına geliyor. Şu anki çalışmalarda daha ileri günlerde de yapmaya çalışıyorlar ama bu aşamalarda aslında genetik teşhisler yapılabiliyor. İşte blastomere yapılabiliyor, blastosiste yapılabiliyor. Bu aşamada eğer bilinen bir hastalık varsa, diyelim gelen ailenin, annenin ya da babanın bilinen bir hastalığı var. Yani daha önceki taşıyıcılığı var veya daha önceki çocuklarında bir hastalık var. İkinci çocuğunun böyle olmasını istemiyorlar. Yani doğal olarak. Bu zaman o önceki çocuğundaki mutasyon kesinse, işte önceki çocuğunda biliyoruz ki kistik fibrozis var ya da biliyoruz ki herhangi başka bir genetik hastalık var. Bunu sadece bu gene özgü olarak bakılıp bu embriyo seçilebilir. Yani hasta olmayan, bunu sadece bunun altını çizeyim, hastalıkla ilişkili konular için geçerlidir. Hasta olmayan embriyo seçilip transfer edilebilir. Yani burada genetik devreye giriyor. Ya da çok genel olarak baktığımız işte trizomi 21'dir, 13'tür, 18'dir, cinsiyet anomalileridir, cinsiyetle geçen. Bunlara bakılıp yani hastaysa transfer edilmeyip sağlıklıların ve taşıyıcıların da, yani taşıyıcı çünkü sağlıklıdır. Bunlar transfer ediliyor. Yani bu şekilde yapılabiliyor. Tedavi dediğimiz, genetik hastalıkta bir tedavi yoktur. Ya yani onu aslında onu açabiliriz. Hani bir tedavi var ama o çok başka bir konu olacak. Yani replasman tedavileri dediğimiz ama bu aşamada bir tedavi yoktur. Sadece hasta olmayanı seçebiliyoruz. Evet. Ama her hastalık için değil. Bunun altını çizeyim. Fark edilemeyebilirsiniz. Kullanılan, efendim? Fark edilemeyebilir de. Tabii tabii. Yani biz genetikte şöyledir. Hani genetik dediğimizde insanlar şey düşünüyor. Her şeyi görebileceğiz sanıyorlar. Öyle bir şey yok. Yani bilinen bir gen üzerinden gidiyoruz. Bilinen bir mutasyon üzerinden gidiyoruz. Yani bir şey biliniyorsa onu arıyoruz. Yani önce neyi aradığımızı biliyoruz. Örnek veriyorum, kanseri arıyorsunuz. Bulabilirseniz buluyorsunuz. Bulamazsınız orada atıyorum şu anda gribi ya da diyabeti göremeyebilir misiniz? Tabii tabii. Onlar değil zaten mi? Çok dediğim gibi onlar multifaktörel olduğu için onlar için şimdilik yani bir şey yapılmıyor zaten. Biz şu an neye odaklıyız? Kromozomal, tek gen. Bunlar hani en azından geni bir tane olan, spesifik olan ya da bilinen bir kromozom olan bir şeylere odaklıyız. Ama sizin bahsettiğiniz multifaktörel hastalıklar, bunları şimdilik yapamıyoruz. Yapamıyorsunuz. Evet, bunlar peki mümkün. Genetik danışma mı deniyor bu sizin yaptıklarınıza? Evet, yani aslında sabahtan beri konuştuğumuz da bir genetik danışmaya giriyor bu işe. Genetik danışma özünde sadece hastalara verilen bir şey değildir. Yani diğer danışanlara da verilebilir. Diyelim ailenizde birisi hastadır. Siz kendinizle ilgili bilgi almak istiyorsunuz. Yani işte bu taşıyıcı bir hastalık mıdır? Bana geçer mi? Çocuğuma geçer mi? Çok ağır bir durum mudur? Hani bununla ilgili biz genetikçilere geliniyor ve biz bununla ilgili size bilgiler veriyoruz. Tabii bunun öncesinde çok uzun bir aile ağacı bilgisi alınıyor. Bayağı aile ağacı çiziliyor, çok detaylı bilgi alınıyor. Gerek klinik bilgileriniz olsun, gerek en azından 3 nesil bilginize ihtiyaç olunuyor. Yani sizin bize verdiğiniz bilgi ne kadar net olursa biz de o konuda o kadar ilerleyebiliriz. Tabii eğer yapılabilecek testler varsa o testler yapılıyor, size yol gösteriliyor. Tabii burada spesifik konularımız da var, hani infertil gibi, kısırlık gibi. Uzun süredir, yani bir seneyi aşkındır bir beraberlik sonrası gebe kalınamıyorsa özellikle bunlar daha çok başvuruyorlar bu konularda. Bunun dışında daha önce hasta çocukları olan aileler başvuruyorlar yani genetik danışmaya. Bu konularda daha çok rastımıza, yani daha çok önümüze geliyor genetik danışma için. Evet, peki ilerleyen zamanlarda sizce şu an çalışmalar vardır, araştırmalar. Tabii, siz güncel yani makaleleri de çok takip ediyorsunuz. Evet. Yani takip etmek zorundayız biz aslında. Takip etmezsek çok gerisinde kalırız. Çünkü genetik inanılmaz hızla ilerliyor. Hani o yüzden bugün mesela biz burada sizinle konuşurken bile bir şeyler gelişiyordur, bir şeyler değil keşfediliyordur. Mi? Onu takip etmezsek zaten gerisinde kalırız. Sürekli hani rutinin gerisinde kalırız, aynen öyle. Evet. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Katıldığınız çok keyifli ve çok önemli olduğunu düşündüğüm bir konuydu. Çok güzel de oldu, güzel konuştuk. Ayağınıza sağlık, çalışmalarınızda başarılar dilerim çok size. Çok sağ, sağ olun, ben teşekkür ederim. Evet sevgili vizyon izleyicileri, gerçekten bilim her gün gelişiyor. Durmadan yenilikleri takip etmek gerekir. Sağlık alanında inanılmaz işler yapılıyor. Ama tabii ki bunun yanında sağlıklı kalmak için her zaman iyi beslenip hareket edelim.
bu aralarda maskemizi neredeyse ikiye çıkaralım diye herkes söylüyor, uzmanlar yavaş yavaş başladılar. Çünkü mutasyonlu bir virüs geliyor. Kendinize çok dikkat edin, sağlıkla kalın, görüşmek üzere.